Herkese merhabalar arkadaşlar, Hearts of Iron 4'ün yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bölümümüze başlamadan önce aşağıdan beğenip henüz kanalıma abone de kanalıma abonelisiniz arkadaşlar. Hatırlıyorsanız Milliyetçi Irak serimizin bir önceki bölümünde Türkiye'ye karşı bir savaş ilan etmiştik ve bu savaşı kazanmıştık ittifaklarımızın sayesinde. Daha sonrasında Legionlar Romanya, İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerlere almıştı bizden. Ben de onların hepsini aldım geri arkadaşlar. Yorumlarınızı okuduktan sonra geri almamı istemişsiniz. Bu bölüm arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Ana konumuz dilencilik, Bulgaristan ve İran savaşı olacak. Bunların hepsini bir bölümde yapmaya çalışacağım. Merak etmeyin, yine 40-45 dakika olacak bölümümüz. Şimdi oyunumuzu direkt olarak başlatıyorum. Burada baktığınız üzere bakın 7500'lük bir piyade ekipman eksikliğimiz falan var. Bu ekipmanla eksiklerini efendim çözmemiz lazım. Onun için Sovyetler Birliği'nden bir çelik aldım. İnşallah bana bir savaş falan ilan etmez. Çünkü artık Türkiye'nin topraklarını ben aldım. Sıcak denizlere inmek isterse bana savaş ilan etmek zorunda kalacak. Şimdi arkadaşlar Bulgaristan'a savaş ilan etmem için politik gücümün düzelmesi gerekiyor. 10 tane politik gücüm var gördüğünüz gibi, -10. Bunları hemen artıya çektikten sonra direkt olarak savaşa gireceğim. Zaten şu an piyade ekipmanımız 8000 arkadaşlar. Bu 8000 acaba neden artıyor sürekli, hiçbir bilgim yok ama 114 gün sürecek diyor. Piyade üretimimiz alındığında kıtlık 114 gün sonra bitecekmiş. Abi kıtlığın bitmesi lazım. Biliyorsunuz bir önceki bölümümüzde arkadaşlar grevler falan başlamıştı. Grevleri falan bastırdık. Kapattık grevleri de ama işte fabrikalarımız kullanılmaz hale geldi. Çünkü yağmaladılar arkadaşlar hep tüm fabrikalarımız, sivil fabrikalarımızı falan. Bulgaristan'dan belki savaş ilan edebilirsek bu yağmalama şeylerini çözeceğiz. Şuradan bakıyorum en çok kaybı kim vermiş? Nazalmayısı 500-2000 insan öldürmüş arkadaşlar. İnsanı öldürmüş. Öldürülmüş. Benim de 117.000. Peki fazla bir şey yok. Ben Bulgaristan'a savaş ilan edeceğim şimdi. -3 politik gücümüz kaldı. Bunları bir artıya çekelim. Daha sonrasında fabrikalarımız 50 olduktan sonra ben direkt olarak ekstra araştırma yolunu açacağım. Merak etmeyin o konuda. Şuradan hemen bir yoğunlaştırılmış sanayiye gidiyorum. Bakın bunların hepsini tamamladıktan sonra devletimiz biraz olsa ferahlayacak arkadaşlar. Ama işte manpower'ımızda biraz sıkıntılar var. Fabrikamızda 47 tane. Acaba nasıl savaşacağız? Hiçbir fikrim yok. Ben bir haklı savaş hedefi açıyorum. Direkt instant war kupadını kullanarak. Şuraların hepsini seçeceğim arkadaşlar. Seçmemin sebebini biliyor musunuz? Legion Roma'yı arkadan aldığı zaman diğer toprakları kendine katıyor. O yüzden ben de oraları alıyorum. Şimdi Bulgaristan'a savaş ilan ettik. Gördüğünüz gibi Birleşik Krallık hemen garantilemeye geldi. Tamam. Bakın şimdi arkadaşlar. Ben buralara girerim. Rahat bir şekilde girerim hatta. Ama işte bizim askerler niye ilerlemiyorlar? Şuradan hemen bir ayar çekelim. Ayarlarımızı hemen yapıyorum arkadaşlar. Ayarlarımız şu şekilde olacak. Daha sonrasında Sofya'ya kadar bir çizim yapıyorum, tamam mı? Sofya'ya kadar çizim yaptıktan sonra yolluyorum. Bakın 95-97. Bunları kazanacağımıza eminim ya. Bu arada bu kim abi? Yunanistan buraya nasıl çıkarma yapmayı başardı? Ya size soruyorum, nasıl çıkarma yapmayı başardı? İtalya var ya, İtalya ile regional aramayı hiçbir işe aradı yok arkadaşlar. Gerçekten var ya, adamlar sıfır efor. Hatta şu an ne kadar savaş kazandıklarına bakalım. Vichy Fransa'sı 97.000 insan ölmüş. İtalyan'da 544.000 ama bence boş ölmüş arkadaşlar onlar. Gerçekten boş ölmüşler. 48 tane fabrikamız var. Fabrikamız 50 olmasına çok az kaldı. 50 olduktan sonra ben direkt olarak şunları açacağım. Abi size göstereyim hemen. Ekstra arsım yuvası ve teknoloji paylaşımını açacağım arkadaşlar. Donanma çabasının bitmesini bekliyorum şu anlık. Zaten Bulgaristan Savaşı'nda kazanıyoruz gördüğünüz üzere. Gerçekten kazanıyoruz bu arada. Hadi bakalım kardeşlerim, size güveniyorum ama bizim işte 9800 görüyorsunuz arkadaşlar. Dilencilik yapacağım ama bana silah veren adam yok. Nazalmayısı silah vermiyor. 0 tane silah veriyor yani. Bunda silah veriyor demeyiz. 50 tane fabrikamız yeniden oldu. Hemen şunun bitmesini bekliyorum. Donanma çabası 69 gün oldu. Bittikten sonra 3 tane deniz tane tersanesi ekleyecekmiş. Eklesin abi, sıkıntı olmaz. 70. Abi fabrikamız yeniden indi. Tamam diyorum. Buradan teknoloji paylaşımına gidelim. 48 oldu. Aslında biraz bekleyebilirim. 48-50 olmasını bekleyebilir miyiz? Japon İmparatorluğu şeye savaş ilan etti. Hollanda'nın diğer tarafına. Amerika Birleşik Devletleri Birleşik Krallık'ın hizmine katıldı. Abi ben beklemeyeceğim ya. Aha dur aç. Başlat abi. Gördüğün gibi hemen ekstra araştırma yolsuna geçtim. Fabrikamız hemen artıya düzeldiği için. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri savaşlara dahil oldu. Bu bizim için sıkıntı arz eder mi? Evet eder abi. Çünkü bana çıkarma yapabilirler. Çünkü şu an en büyük olarak ben varım dünyada. Nazi almasından sonra. Tamam, Özgür Fransa savaşlara Avusturya'yı falan çağırıyor. Umarım ben bir zarar etmem. -5. Milliyetçi İspanya'dan mı alsak? İsveç mi? Milliyetçi İspanya'dan alalım bu demirleri. Tamam. Arkadaşlar 3 tane çeliğimiz var. Üretime devam edeceğiz. Yunanistan savaşa çağırdı.
Lanet olsun. Amerika'yı savaşa çağırdı Yunanistan. Kötü. Manpower'ımız biz çok hızlı azalıyor bu arada. Şu isyanlar var ya, isyanlar bizi kuruttu kuruttu. Tamam, yollayın abi. Eyvallah, yolla abi. Manchukuo sen de ver bana. Ödünç ver. Japon İmparatorluğu saldırmazlık anlaşması imzalamak istiyormuş. Kabul edelim. Japon İmparatorluğu beni ilgilendirmez arkadaşlar zaten kesinlikle. Bulgaristan'dan bize büyük miktarda zaten silah gelecek. Şu an silah eksikliğimiz çok fazla. Acaba hangi cephede savaşıyorum da benim bu kadar silah eksikliğim çok fazla. İsyanları bastırmıyorum bile. Ya yalnız şuradan çok isyan çıkıyor ya. Bu isyanları bizim bastırmamız lazım. İşgal toprakları yönet diyorum. Şöyle bakıyorum. Military Governor kullandığımız Türkiye'den bakın. 25. Türkiye bizi çok yoruyor ya. İsyanlar falan çıkartıyorlar. Yani neden yapıyorlar hiçbir fikrim yok. Zaten topraklarıma kattım Türkiye'yi. Bu arada buraya kadar izleyen arkadaşlar aşağıdan beğenip abone değilseniz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok mutlu olurum sizlerin sayesinde. Savaş desteğimiz %79. 111'de bir istikrarımız falan var. Bunlar bizi sıkıntıya sokacak gerçekten. Şimdi biraz bekleyeceğiz. Sofya'nın düşmesini bekleyeceğiz. Sofya düşmüş gerçi de Bulgaristan'ın bir kısmı kalmış. Burayı alabilir miyiz acaba? Sofya daha düşmemiş arkadaşlar, pardon. Hemen kurma ofis planını açıyorum. Kurma ofis planını açarsam bence biz bu savaşı kazanırız. Zaten Amerika bu savaşa dahil oldu. Manchukuo benimle saldırmazlık anlaşması imzalıyor. İmzalasın abi. Benim için bir şey arz etmiyor zaten. Şimdi bu Bulgaristan'ın düşmesi biraz zaman alacakmış gibi görünüyor. Sovyetler Birliği inşallah sınırlarında bana karşı bir hareketlenme yapmıyordur. Abi Nazi Almanya'sı Sovyetler bünyesine karşı savaş sebebi yapmış. Acaba Sovyetler Birliği'ni yıkabilir miyiz arkadaşlar? Dilenciliğimiz yapabilecek miyiz acaba dilenciliğimiz? Şöyle bakıyorum aslında ben bu dilenciyi kafam pek fazla basmıyor. Mesela buradan seçtiğim zaman şunu seçtiğim zaman istesem kabili ona yolluyorum arkadaşlar ben. Yani kendimi almıyorum. Kafam çözmedi ama halledeceğiz ya. Tamam, bu arada Bulgaristan çökmüş. Bulgaristan'ı almayı başarmışız arkadaşlar. Bulgaristan'ın sadece şurada küçük bir toprağı var. Onu da zaten askerlerimiz kurmay ofis planı sayesinde alacaklardır bence. Sovyetler Birliği sınırlarına askerler dizmeye devam ediyor. Piyade ekipmanımız 15.300. Şuradan ben ödünç verme kiralama falan almıyorum değil mi bu adamdan? Abi çünkü benim bu piyade ekipmanlarımız neden hızlı bir şekilde artıyor? Şöyle bakıyorum. Hiçbir devletten bir şey aldım yok ama çok hızlı artıyor ya. Kabul et abi. Saldırmazlık paktı anlaşmasını da sağlayalım. Evet, Bulgaristan çöktü. Bulgaristan'ı kapattık arkadaşlar. Şimdi sivil fabrikalarımızı arttırabileceğimiz söylüyor oyun. Arttırıyorum. 25.000 silah geldi be. Oh be. Şu silahlarımızın eksiğinin sebebi şey işte. Nasıl söylesem, biliyorsunuz ülkemizde grevler çıktı ve bu grevler sahibi yüzünden askerlerimiz zor duruma düştü. Bastıramadık isyanları falan. Şimdi arkadaşlar askerlerimizi hemen ana konuşumumuza çekeceğiz. Ankara bölgesine çekeceğiz. Çünkü sıkıntı büyük. Şuradan bakıyorum 9.900'lük. Bak dengeyi bozulmuş. Bu dengeyi artıya çekmemiz lazım. Abi nasıl yapacağız ama? 215'lik bir denge bozulması var burada. Piyade ekipman üretim eksikliğimiz var diyor oyun. Gerçekten kafam basmıyor abi. Bu oyunda mantık bozulmuş. Bir önceki bölümümüzden dolayı bence bozulmuş olabilir. Allah'tan Bulgaristan'dan 25.000 silah geldi. Bu silahlar sayesinde devletimizi biraz da olsa artıya çekmeye başardık. 10.000 oldu gördüğünüz gibi. Sonunda abi, sonunda yani. Fabrikalarımız sağ olsun çalışıyorlar harıl harıl. Gecikmeyi de aştık. Şimdi buradan buna geçelim abi. Biliyorsunuz bundan sonra artık askerlerimi ben komut edeceğim. Zararımız olmasın. Ekstra araştırma yolu ne zaman bitecek? Çok var ya, 29 gün olmuş. 29 gün, kaç gün var? 50 gün falan var. 40 gün var artık. Şimdi şöyle bekliyorum. Burayı kapatıyorum. Askerlerimi şuraya konuşlandırabilirim arkadaşlar. Geçin lan buraya. Geç abi, geçin. İran sınırlarına geçin bakalım. İran alırsak ne kadar güzel olur değil mi? Şuraya hepsini bir seçeceğim. Ama işte British'e İngiliz şeyine karşı bir savaş olabilir. O yüzden fazla almayacağım abi. Hatta ben buraya bir kukla devlet bile bırakabilirim. Hani yapabilirim bunu. Şimdi Fransa Allah'tan Vichy Fransa'sı bakın bölükleri burada bizi koruyorlar abi. Neden? Vichy Fransa'sı bizi neden koruyor acaba? Çok merak ediyorum. Normalde korumayan bir devlet. 10.700 oldu bu arada. Abi şu an çok iyi durumdayız. Videomuz 10. dakika oldu. Buraya kadar izleyen arkadaşlarıma şimdiden için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu arada ben yorumlarda bir şey görmüştüm. Onu kaçırmayın. Kıbrıs'a bir çıkarma yapmamı istemiştiniz. Onu ben bir yapayım arkadaşlar hemen. Birleşik Krallık'ı buradan bir silelim değil mi? Şimdi benim gemim var mı?
Gemi yok. Neden yok? Arkadaşlar gemim yok. Farklı ülkelerden acaba gemi alabilir miyim? Şöyle bakacağım. Mesela ödünç verme kiralama dediğim zaman ben bu adamdan konvoy alabiliyorum sadece. Konvoyu boş ver. O yüzden gemiyi kendim üreteceğim. Şöyle bakacağım. İlk öncelikle bir gemi üretelim arkadaşlar. Şuradan geliyorum hemen. Bir gemi seçiyorum, tamam mı? Allah belanı vermesin. Gemimiz yokmuş ki arkadaşlar. Gemi araştırmamız gerekiyor. Biz gemilerde çok geri kalmışız. O zaman şöyle 146 gün diyor aslında. Bunu iptal edip şuradan bir destroyer gemisi açabiliriz abi. Şuna geç. Destroyer gemisi açalım. 96. Bir Kıbrıs'a bir çıkarma yapmak istiyorum ben. Kıbrıs'a çıkarma yapabilirsem ne güzel olur. 56 tane fabrikamız var bu arada. Bu fabrikalar sayesinde biraz olsa yükselmeyi başaracağız en azından. Şuradan ben biraz daha sivil fabrika basabilirim diyecektim ki buralar full abi. Niye full buralar? Güzel. Madem full abi benim de işime gelir. 56 tane fabrikamız var. 72 tane politik gücümüz var. Bu politik gücü bakalım burada nerede kullanabiliyorum. Geçici eyalet hükümeti kurmak. Amerika Birleşik Devletleri ülkesinin çekirdeği milliyetçi olmak tarafından kontrol ediliyor. Abi bu Amerika'yı ilgilendiren bir şey lan bu. İptal et. Süveyş kanalını acaba onarsak mı? Onarmasak mı? Şuradan hemen şeyimize bakacağım bu arada. 11.900 olmuş. 11.900. Bu arada bugün arkadaşlar 3 tane bölüm gelecek. Bilginiz olsun. Eğer atabilirsem 3 tane bölüm gelecek. Eğer atamazsam 2 tane bölüm olur. Age of Civilization 2 de olacak merak etme işlerinde. Şimdi benim gemi basmam lazım bir an önce. Ama gemi basamıyorum. Zaten şu an 1941 yılındayız. Büyük savaş başlıyor arkadaşlar. Seçilen devletteki topraklarına Sovyetler Birliği Naz almasına karşı bir savaş ilan edecek. Ben bu savaşı size yakın temastan göstereceğim merak etmeyin. Naz alması durumlar ne abi? Şöyle bakıyorum. O da ona karşı bir şey üretiyor. Garip. Garip olaylar yaşanıyor. Şimdi benim bir an önce gemi üretmem lazım. Yoksa sıkıntı büyük. Şöyle bakacağım. Aslında şu ordularım ne yapıyor? Burada garnizonluk mu yapıyor abi? Yok yapmıyorlar. O zaman bu askerlerimi ben şuraya bir konuşlandırabilirim ya. Zaten bunlar kazanamaz ama büyük ihtimal. İran Savaşı'nda biraz olsa güçleniriz en azından. İyi geldik bence bu yana kadar. Ya Bulgaristan'ı falan topraklarımıza kattık. Grevleri bastırdık. Ondan sonra isyanları bastırmaya çalışıyoruz abi. İsyanlar da bastırılmış hatta. Daha sonrasında silah ekipmanlarımızı artıya çektik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 12.900 arkadaşlar yani bu boş değil. Bu bir emek. Şuraya ben bir daha son bir kez daha bakacağım. Destroyer gemisinin bitmesine 82 gün var. 82 günün hızlı bir geçeceğini zannetmiyorum ben. Şuradan bir de şeye bakacağım. Ekstra araştırması da 56 gün olmuş. Bir tane slot ekleyecek. Bunu biraz önce gelmemiz lazım bir an önce. Oğlum ya ta 4 tane fabrikam, bir tane fabrikamız vardı arkadaşlar hatırlıyorsanız ilk bölümde. Şu an 57 tane fabrikamız var. Mekanik ekipmanları da bitti. Ben buradan hemen bir gemi araştıracağım. Gemi bizim ihtiyacımızı görebilir. Hafif kruvazör mü? Ağır kruvazör mü? Hafif kruvazör işimizi görebilir. Şimdi ekstra araştırma olsa ne zaman bitecek? Şuna ben bir gözetlemek istiyorum. 59 gün olmuş. Gayet güzel. Biraz daha bekleyeceğiz. Zaten Birleşik Krallık gibi devletler artık bize çıkarma yapamıyorlar biliyorsunuz. Neden yapmadıklarını bilmiyorum ama beni galiba anınız alması gibi diğer devletler koruyor arkadaşlar. 60 gün oldu bu arada. Az kaldı, az kaldı. Telefonum çalıyor. Pardon arkadaşlar. Evet kapattım onu da. Şimdi komünist partizan bastırma hala sen neredesin lan? Oo, bunları daha yeni yapıyor. Büyük temizliği daha yeni bitirmiş arkadaşlar bu adam. Yani yuh derim kardeşim sana. Ben başka bir şey demiyorum. Ya nasıl yeni bitirebiliyorsun be? Şimdi bu adamlar aslında bu adamlar garnizon. Ben bunları gittim İran sınırına dizdim. İnşallah bir sıkıntı yaşamayız. Şöyle bir şeye bakacağım bu arada. İran ne yapıyor? Caz çabasına gidiyor. Havacılıkta üstünlük ya sağlamaya çalışıyor anlaşılan. Sağlayamayacak merak etmeyin. Şuradan ekstra araştırma olsun ne zaman biteceğine ben bir daha bakmak istiyorum. 65 gün oldu. Kaldı 5 gün. 5 gün sonra ekstra araştırma olsun açacağız. Merak etmeyin. Altın kalip faşist. %100 olmuş şuna bak. Şuradan şeye bakacağım. 14 bin. Abi 15 bin olmasını bekleyelim mi? Milyonluk şey yapmak istiyorum aslında var ya. Bu ne abi? Buraya birisi çıkarmalar diyor zorluyor. Ben Birleşik Krallık'a çıkarma yapacağım. Ama şunun bitmesini beklemek istiyorum hala. Acil fabrika dönüşüm. Hayır. Şu nerede abi? Şuna ben bir bakmak istiyorum. Ekstra araştırmıyorsa bir gün kaldı. Bakın Yunanistan yine geldi buraya. Yunanistan yine geldi. O yüzsüz Yunanistan var ya Birleşik Krallık'ı arkasına alıp geliyor sürekli. Ekstra araştırmıyorsa bitirmeyi başardık.
Şuradan hemen teknoloji paylaşımına geçeceğim. Evet, bir dur abi. Büyük bir ihtimal bana bir çıkarma oldu. Şuradan bakıyorum. Çıkarma bana mı oldu? Kim oldu abi? Aa. Bana olmuyor değil mi bu çıkarma? Bana olursa kötü çünkü. Selanik başkent oldu hemen Yunanistan'ın gördüğünüz hemen üzere. Ben şu piyade ekipmanları 3'e gideceğim. Çünkü zaten 1942 yılına az kaldı. Bence o zamana kadar yeterdi, artar bile o süresi. Herkesten önce yükseliriz. Şuralardan bana çıkarma yapan var mı diye bakıyorum da bana çıkarma falan yok. Vichy Fransız zaten topraklarımı koruyor. Ben şunu bir iptal et. Sen bir geç abi. Buradan bir çık. Şimdi buraları bana... Aa, bana çıkarma olmuş. Abicim o zaman sen bir şuraya bir geçer misin? Hatta sen şurada bir garnizonluk yap, tamam mı? Şunları bir kaldır. Zafer puanlarını savun. Kardeşim sen şurada bir şeyler koru. Şuraları bir koru, tamam mı? Buraları korusun arkadaşlar. Hatta buraları da korusun. Buralara çıkarma yapmasını engelleyelim. Ben zaten Romanya'dan Ege Adaları'nı bilerek almadım. Sebebini söyleyeyim hemen. Eğer alırsaydım arkadaşlar benim topraklarım buraya, yani Ege Adaları'na çıkarma olacaktı. İleri görüştüğüm sayesinde ben burayı aldım. Yunanistan'a karşı bir savaş programı başlatacağız anlaşılan. Ya oğlum Selanik'i de koruyamıyorsunuz yani, yuh derim ben size ya. Hemen bir Selanik'e bir savaş ilan edelim arkadaşlar. Birleşik Krallığı arkasını almış gelmiş. Yani ayıp ya. Ayıp kardeşim. Yani Yunanistan var ya, şu devlet, dünyada tek sevmediğim devlet, gerçek hayatta da oyunlarda da Yunanistan'ı hiç sevmiyorum abi ya. Yani başkalarının gazıyla gelip başka toprakları işgal etmeye çalışıyor. Ha Ermenistan ha Yunanistan, yani aralarında tek fark bu. Ben şimdi koruma ofis planını açayım da bir an önce şu Yunanistan'ı topraklarımıza katalım. Selanik'i falan aldı. Büyümeye çalışıyor aklı sıraca. Benim toprağımdan büyümeye çalışıyor ya. Bu arada kaç kayıp vermişim? 139.000 kayıp vermişim. Büyük Doğu Asya şeyinden Japonya'da 81.000. Yalnız Birleşik Krallık 1.130.000 abi kayıp vermiş. Hay maşallah yiğidim ha. Şimdi gelelim şuradaki konumuza. Abi hafif kruvazör de ne zaman bitecek gözünü seveyim ya. Bir şey diyeceğim. Şuraya bir sil bakayım. Durumlar ne abi burada? 85'e 76. Ben bu savaşı kazanabilir miyim burada? Kazanırım bence ya. Yunanistan'ı bence buradan def ederiz arkadaşlar biz. Bence biz yaparız bunu. 98 gördüğün gibi zaten silmeyi başardık. Hadi abi alırsın orayı. Bak ben size burayı bu şekilde gösteriyorum. Ama almıyor. Neden? Abi hadi saldır oraya. Bir daha bakacağım. Evet almışlar. Tamam almışlar abi. Selanik'in bir kısmını bana verse güzel olabilir aslında. Şu an açgözlülük yapıyorum ama bence Selanik'in bir kısmını alabilirim arkadaşlar. Zaten buradaki adamlarımız garnizonluk yapıyor gördüğünüz üzere. Ben şimdi buradan çekileceğim. İran'ın sınırlarına bir konuşlanacağım. Zaten Selanik'i almayı başardım gördüğünüz üzere. Şimdi arkadaşlar. Bana mı çıkarma oldu lan yine? Tamam bana çıkarma olmamış. Büyük ihtimal abi buraları bana verdiler ya. O yüzden hemen şöyle bir politika yapacağız arkadaşlar. Bu adama diyeceğim ki şunları bir sil. Kardeşim sen ne yapacaksın biliyor musun? Bir garanti garnizonluk yapacaksın buralarda. Kıyı şeritlerini koru. Aynı takdirde şuralarda koru. İstanbul'u falan da koru, tamam mı? Buraları da koru. Hepsini koru lan. Güzel. Buraların hepsini bir korutalım buralar arkadaşlar bunlara. Şimdi bizim ihtiyacımız olan biraz daha çelik. Abi çelik ala ala devlette çelik kalmadı ya. İsyanlar çıkabilir diyor oyun. Çıkmaz ya, bir şey olmaz. Şimdi askerlerimizi hemen konuşlandıralım da bir İran savaşına girelim. Bu arada buraya kadar izleyen arkadaşlarıma şimdiden çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım alttan beğenip abone olmuşsunuzdur. Yakında EU4 serilerine başlayacağım. Merak etmeyin, bu konu hakkında sorular geliyor bana bolca. Onları da sizin cevaplamış olayım buradan. Şurada ben bir şeye bakmak istiyorum. 3 gün kalmış. Sanayileştirmeyi arttırıyoruz gördüğünüz üzere. Yalnız şu isyanlar yine başladı. Yine Yunanistan tarafından isyanlar falan var. Military Governor kullanarak bastıracağız ama biraz uzun sürecekmiş gibi görünüyor. Macaristan'ı topraklarımıza keşke katabilseydik. Çok da güzel duruyor. Neyse boşver, sonra alırız. Amerika sonunda gelmiş görüyor musunuz? Dünyanın en güçlü devleti bence şu an Amerika. Yani sessiz bir devlet olarak Amerika bence.
Savaş ne zaman başlıyor? Bir Vietnam'a biraz sonra savaş başlar arkadaşlar. Ben o sırada hemen bir İran alayım. İran alalım ya. İnşaat 4'e gidiyorum. Askerlerimiz gördüğünüz üzere geldi buralara. Buralara geldi ama sıkıntımız ne biliyor musunuz arkadaşlar? Biz bu savaşı kazanamayabiliriz. Eğer kazanamayabilirsek kötü. Biliyorsunuz zaten arka tarafta İngiliz şeyi var, Hindistan'ı var. Sıkıntıya düşmek istemiyorum. Ben bu savaşı acaba kazanabilir miyim? Kazanabilirsem çok güzel olur ya. Şuradan şöylere bir bakmak istiyorum. Askerlerimize şey verebiliyor muyum? Veremiyorum. Peki. Manpower'ımızı kaç ekipmanımız var? 14.700. Bu savaşa girsek kazanabilir miyiz? Şöyle düşünüyorum da kazanırız ya. Haklı savaş hedefi açıyorum. İnstant var kullanarak Kürdistan, Tebriz. Şunların hepsini seçelim de alamasınlar. Tahran. Bunlar boş ver. Şimdi bana çıkarma mı oldu? Bana çıkarma olduysa çabuk söyleyin abi. Tamam, bana çıkarma falan olmamış. Askerlerime hızlı bir şekilde emir vereceğim. Bakalım İran'ı alabilecek miyiz arkadaşlar? Savaş aç diyorum. Müttefiklerimi çağırıyorum bu savaşa. İran savaşını başlattım resmi olarak. Çok hızlı bir şekilde politikalar falan geldi. Emirler falan geldi. Umarım kazanabiliriz. Naz Almanya'sı bize desteğe geldi. Umarım İran savaşına biliyorsunuz ki ileri gittikçe batıyoruz arkadaşlar. Yani şuralarda savaşı kazanıyoruz mesela. Tahran'a yaklaştığımızda bu savaş biraz da bizim lehimize değişiyor. Sebebini hemen söyleyeyim. Çünkü oralar biraz da olsa çöl. Askerlerimiz gitmekte zorlanıyorlar. Yalnız şu an milliyetçi Irak'ı genişlettik ya. Bayağı genişlettik arkadaşlar. Yani Bağdat dibimizde bu arada. Bağdat'a istese girebilir İran. Ama zannetmiyorum. Ben bu savaşı kazanırım kardeşim. Çünkü benim arkamda Naz Almanya'sı var. İtalya Krallığı var. Herkes var anlaşılan ya. 144 bin kayıp vermişim. Aslında kendi devletime göre bence fazla kayıp vermemişim. Zaten oyuna başladığımızda 40 binlik bir şeyimiz vardı. Manpower'ımız vardı. Bu manpower'ı anca arttırmayı başardık. Şu an dilencilik yapmaya bile gerek yok bence. Yani bence gerek yok. Şuradan bakacağım bu arada şeye. Şu hafif kruvazör destroyer gemisi falan bir an önce bitse rahatlayacağız. Bu arada İran çok hızlı küçültüyoruz ya. Şu an sanırsam sadece ben savaşıyorum. Burada bir Naz Almanya'sı geldi. Bu yerde sadece ben savaşıyorum sadece. Naz Almanya'sı daha yeni geliyor. Şuradan bakacağım. Çelik üre İtalya'dan alacağım bir de. Arkadaşlar yani ne diyeceğim hiç bilemiyorum ya. Sıkıntı büyük. 96. Şuralara hızlı bir kurma ofis planı açayım da bari hızlı bir şekilde girelim. Bu arada bu iki bölüm var ya benim. Bu gerçekten bölüm başından beri yapmadıkları emek kalmadı. Sağ olsunlar abi. Her savaşta benim yanındalar. İnşallah bugün 3 tane bölüm atabilirim bu arada. Bir bölüm videomuzun 23. dakikasına gelmişiz. İran, Bulgaristan. Bu bölüm aslında ne yaptık? İran'a savaş ilan ettik. Bulgaristan'a savaş ilan ettik. Grevleri bastırdık. Silah ekipmanlarımızı artıya çevirdik. Sovyet Savaşı'nı göreceğiz yakında. Onu da göreceğiz zaten bu bölüm. İran sandığımdan daha da hızlı küçülmeye başladı. Sebebi acaba ne? Ekipman çabasına geçmiş gördüğünüz üzere hemen bitirip. Abi bu adamlar iyi petrol yiyeceğiz ya. Gerçekten bu adamdan iyi petrol alacağız. Bundan sonra da büyük ihtimal Kıbrıs'a bir çıkarma yaparım. Yorumlarda görmüştüm çünkü onu. Sıkıntılar baş gösteriyor. İnşallah bana çıkarma yapıyorlar mı lan? Yok ya, ben çıkarma yemiyorum şu an. Bana değil de başka devlete ya çıkarma yapıyorlarmış gibi duruyor. Zaten ben buraları garnizonladım. Bana çıkarma yapmaları biraz imkansız. Biraz sonra zaten ben şeye çıkarma yapacağım. 1922 model ağır şey destroyer gemimle gidip çıkarma yapacağım arkadaşlar. Kıbrıs'a. Evet, paket attık az önce adama. Paketlerimiz başarılı sonuç veriyor ama ben bu adamla Birleşik Kral şey bir şeyle savaşmak istemiyorum ya. Yani. İngiliz Hindistan'ı ile savaşmak istemiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada İngiliz Hindistan'ı falan var. Yani onlara karşı şeyler yapmak istemiyorum ben. Zaten Sovyetler Birliği kocaman abi ya. Onlarla da sıkıntımız büyük. Faşist olmanın zararları da bu. Sovyetler Birliği'ni karşınıza almak zorundasınız. Sovyetler Birliği aynı zamanda beni, İtalya'yı, Naz Almanya'sı da zorlanır ama yani yıkabilir ikimizi de, İtalya ile ikimizi de. Biliyorsunuz o zaman da çünkü tüm Naz Almanya'sı ve Sovyetler Birliği varıyla gücüyle birbirleriyle savaşıyorlar. Kazanabilirlerse ne mutlu. Ne zaman bitecek lan bu? 5 gün kaldı, az kaldı. Az kaldı, bekleyeceğiz. 4 gün kalacak kaldı abi. Bu arada İran çok küçüldü be. Oh, yoruldum be.
Bugün pazartesi olduğu için pazartesiye size bir günde 3 tane video atmak istiyorum abi. Umarım internetim hızlı yeter. 97. İran çok hızlı küçülüyorsun be. Abi naz almayasına karşı yapma be. İlan etme kardeşim lütfen. Acaba naz almayasını kurtarabilir miyiz? Yapabilir miyiz bunu? Lejyoner Romanya var. Ben varım. Ondan sonra Japonya var. İtalya var. Bence biz bu savaşı kazanırız. Vichy Fransa'sı falan vardı. Onun kendine hayrı yok. Şöyle bakacağım hatta. Kazanamaz ya. Vichy Fransa'sından bir ümidim yok da. Şu, evet, Destroyer gemisi bitti. Hemen gemi üretimine geçiyoruz hızlı bir şekilde. Destroyer 2'ye de geçelim hatta. Gemi üretimini başlatıyorum arkadaşlar. Destroyer gemisinin üretimlerini şu şekilde arttıracağım. Daha sonrasında ya bak yapmam gereken önemli konu ne biliyor musunuz? Şuradan kendime bir gemi almak arkadaşlar. Çelik üretimi açmak. Çelik üretimini açacağım hemen. İki tane. Şimdi naz almayasına tam teslimat alıyoruz. Ona Sovyetler Birliği'nden alamayacağız bir fitna biraz sonra. Teknoloji paylaşımı bitti. Bu da bitti abi. Burada her şeyimizi tamamladık. Ben bir donanma, büyük donanmamı, büyük donanma abi ya. Evet, savaş şeylerini bize başlattılar. Ne oluyor lan? Ülkelerine karşı savaş sebeplerine sahip. Bana savaş sebebi üreten yok bence. Sovyetler Birliği bize hak talep ediyormuş arkadaşlar. Evet, sıkıntılar baş göstermeye başladı. Abi, kaç gün sonra savaş bitireceksin sen bana bu savaşı? Sovyetler Birliği bana karşı savaşı kazanabilir mi? Kazanabilir arkadaşlar. Ama işte ben şuradan bir kendime şey alabilirsem yakın hava üstü de hendek kazma. Şunu ver bana. Sınırlara bir hendekler kazalım. Keşke Sovyetler Birliği savaşına girmeseydik ya. Sovyetler Birliği bana neden şey yapıyorsun ki? Ya ben sana ne yaptım kardeşim? Oğlum, şundan al. Bu ne oğlum ya? Sürekli geliyor. Yani bir yere kadar arkadaşım yeter. Evet, bir tane daha slot açıldı. Bu slotum hemen şunu da kullanacağım. 1942'ye geçmek için. Sıkıntılar çok büyük ya. Çıkarma bana yapılmıyor inşallah. Şuradan bir bakacağım. Neye çarpıyor basamıyorum lan. Çıkarma yemiyorum arkadaşlar ya. Çıkarma yemiyorum da. İşte sıkıntılar bayağı büyük ya. Burada bir gemi, bu gemi benim mi lan? Oğlum bu gemi benim nasıl olabiliyor lan? Ha bu büyük ihtimal bu gemi bana geliyordu. Şey için. Erzak tüketim için. Onu da gelemeden batırmışlar. Bu arada her yerden paket atıyorum. Şu paket olayını bir çözsem. Yani ha Paris'te büyük ihtimal bu paket olayını kullanıyoruz. Ne diyor lan bu? Bu neymiş ya? Tamam şunları bir kapat. Sovyetler Birliği. Abi neden ya? Neden bize bana savaş ilan ediyorsun ki? Git Snoz almayasın savaş ilan et. Yani ben Türkiye'nin topraklarını aldığım için mi bana savaş ilan ediyorsun? Püh. Şuradan hafif kuvvetör de bitiyor. Ağır kuvvetör de açıyorum arkadaşlar. Umarım bu savaşı kazanırız ya. İran savaşını bitirdik de. Yani bitirmemizin sebebi güzel de. Ama işte Sovyetler Birliği bu savaşa dahil olursa ben biterim ya. Kesin biterim. Bu ihtimal burada Türkiye'yi kukla devlet olarak salarım. Türkiye ile uğraşırken ben arkadan iç çeviririm. Zaten bakın Amerika buraya gelmiş. Amerika'nın askerlerini acaba bastırabilecek miyiz? Burada bana çıkarma yapmaya zorluyorlar. Garantili garnizonlarımız iş görüyor ya baya. Evet, şey gelmiş. Kanada gelmiş. Ulan Kanada senin ne işin var burada ya? Şimdi şurayı bir kazansak, İran bir düşse ben bura... Abi ben bu savaşta keşke şuraları almasaydık ya. Arkadaşlar, ne diyeceğimi bilemiyorum. Bana asker lazım. Sovyetler Birliği savaşına karşı bence bana büyük bir asker lazım. Çünkü aynı anda bir sürü toprak açtık. Ben hatta 1942'ye geçtik. Şuradan biraz asker basmak istiyorum. Ne kadar yetebiliyorsa artık. Şuradan bir bas abi. Tamam mı? Konum seç. Bağdat'tan seçiyorum bakalım. Ne kadar kullanabileceğiz arkadaşlar. Artık şey yaparız ya büyük ihtimal. Manpower basarız. Tamam 415 piyade ekipman eksikliğimiz falan var. Nezamesi bana yolluyor. Karabiner 9. Eyvallah hocam teşekkür ederim. Bana çıkarma yaptılar yine sanırsam. Ama çıkarmalar başarısız oluyor bence ya. Benim garnizonlarım koruyor arkadaşlar.
Of, şurayı bir düşürsek. Sovyetler Birliği'yle ki artık ne yapacağız hiçbir fikrim yok ama. Yalnız çok da güzel büyümedik mi ya? Şu topraklarımıza bakar mısınız arkadaşlar? Yani diyecek bir sözüm yok. Siz görüyorsunuz. Bu kanalda Hearts of Iron 4'ün bence en güzel serilerinden birisi oldu arkadaşlar. 266 bin tane manpower'ımız kaldı ama yaptık bence. Başardık ya. Garnizonları iptal edeceğim. Çünkü biz, Sovyetler Birliği Savaşı'na karşı onların da bana iş görmesi lazım. Tamam, bakın burada savaşlarımızı kazanıyoruz. Şu İran'ın başkenti bir düşse. Bir kazansak. Hadi. Kardeşim hadi be. 95. 96. Az kaldı. Az kaldı abi, az kaldı. 97. Bak şurayı alsak bitecek bu savaş. Şurayı alsak bitecek. Zaten buraya hepsi buraya yoğunlaşacağı için. Şöyle bakıyorum. 221 bin kayıp vermişiz ya. Tamam, İran düştü arkadaşlar. İran düştü. Şimdi ben buraya İngiliz Hindistan ile kapışmak istemediğimden dolayı buraya bir Amerika gelmiş lan buraya. Kardeşim Amerika'yı da koymazsın buraya ya. Evet, İngiliz Hindistan'la kapışmak istemiyorum gerçekten. Buraya ben bir kukla devlet şey yapma zamanımız geldi. Ama nasıl yapacağız işte? Öyle bakıyorum da. Neyse arkadaşlar. Bir sonraki bölümümüzde buradan kaldığımız yerden devam edelim diyelim. Çünkü bu bölüm çok güzel şeyler başardık bence. Gereğinden fazla oynamaya çalıştık. Bulgaristan, İran, hatta Amerika şu an yardım ediyor. İngiliz Hindistan'a yardım ediyor. Bir sonraki bölümümüzde kaldığımız yerden devam edelim diyelim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan beğenip abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Bugün saat 19.00'da atabilirsem eğer Age of Civilization 2'den ya da Hearts of Iron 4'ten bir bölüm atacağım. Ya da yerlerini değiştirip atabilirim. Bilginiz olsun. Aşağıdan kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi kesinlikle unutmayınız arkadaşlar. Bay bay.